Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Gündeme dair genelde sorular soruyoruz. Aslında gündem İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili bir durum vardı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce bir takım şartlar öne sürdü. Fakat gelen son bilgilere göre İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmiş. Aslında bunu sormak istiyorum ama esas bizim konuşmamız gereken konu ekonomi, hayat pahalılığı, emeklere yapılan bu zamlar. Bizi ilgilendiren gündem o. İsterseniz İsveç konusuna da değinebilirsiniz bu arada. İsveç'ten daha önemli şeyler var yani. Ben de o yüzden zaten girişi böyle yapayım dedim. Ne düşünüyorsunuz? Nereye gidiyoruz böyle? Yani şöyle söyleyeyim size. Şu anda aslında tabii ki de kötü. Biliyoruz. Herkes biliyor bunu da. Bunun daha kötü olacağını biliyorum. Örnek vereyim. Şimdi dolara bağlıyız tabii ki de. Doların 24 lira, 26 lira, 27 lira olmasının acısını 3 ay, 4 ay sonra çekmeye başlar halk. Daha bir şey farkında değil millet. Şu anda farkına varmaz. Çünkü neden onu da söyleyeyim. Üretici bir şey ürettiği zaman dolar karşılığını alır. Şu anda mamülü alsa bunu satışa ne zaman sunacak? Daha sonra ortaya çıkacak bunun acısı. Özellikle emlak konusunda, yani Türkiye'nin ekonomisi tamamen emlak üzerine ve turizm üzerine döndüğü için emlak üzerinde daha acısı çıkacak, daha da artacak. Şimdi şöyle diyorlar aslında, fiyatlar düşecek ama düşmeyecek. Nasıl söyleyeyim size, işte 3 sene önce 360 milyar olan ev şu anda 2 trilyon. 2 trilyondan düşse kaça düşer? 1.800'e düşer. Daha sonra ne olur? Yeni konutlar yapılmaya başlanır. 27 lira üzerinden, dolar üzerinden alınan mamuller üzerinden hesaplandığı zaman o fiyatlar tekrar artar. Bunun acısı dediğim gibi özellikle şu yazdan sonra ortaya çıkacak. Daha çok hissedeceğiz acısını. Şimdi az önce de söylediğiniz gibi bu kötü gidişatı biliyorduk. Böyle olacağını biliyorduk. Fakat benim anlayamadığım nokta şu. Birçok kişinin sormadığı soru belki de bu. 20-21 yıldır ülkeyi yöneten bir irade var. Yıllardır vergi topluyorlar ve çok da iyi vergi toplarlar. Evet. Nereye gitti bu vergiler? Neden biz bugün bu zorlukları yaşıyoruz? İşte pandemi deniyor, deprem geldi diyorlar. İşte Rusya ile Ukrayna savaşı diyorlar. Bunlar gerçekten önemli etken mi oldu yoksa ortada bariz bir beceriksizlik mi var? Ya bariz bir beceriksizlik var tabii. Şimdi aslında ekonomi Türkiye'de her zaman kötü. Yani sadece bu hükümetle ilgili değil. Önceden de borcumuz vardı. IMF'ye borcumuz vardı. Fakat borçlar o kadar çok arttı ki. Üretim yapmadığımız için. Şimdi biz siz hemen hemen aynı yaştayızdır. Bize ne öğretilirdi? Biz tarım ülkesiyiz diye öğretilir. Kendi kendine yetebilen Orta Doğu ve Balkanlar. Öyleydik. Tamam mı? Öyleydik yani. Özellikle tarım. Tahılda değil mi? Şimdi o bitti. Konya havası. Neden bitti peki? Neden bitti? Maliyetler arttı. Çiftçi bir şey yapmıyor. Hayvancılık desen hayvancılığı büyük firmalara verdiler. Belli başlı büyük firmalar yapıyor onu. Atıyorum Ağrı'da bir firma var. Rusya'dan keçi miydi veya belli bir koyun getiriyor. Sadece o yapabiliyor mesela o iş. Ama büyük bir firma ya. Çiftçiyi bitirdiniz. Hayvancılığı bitirdiniz. Büyük firmalar elinde hepsi. Şimdi böyle olunca üretmediğimiz zaman tabii ki de ne oldu? Bir gelirimiz olmadı. Gelirimiz olmadığı zaman satmaya başladık. Satmaya başladık. Biz ne yapmaya başladık? Memurlar ve işçilerin yaptığı bir şey vardı kredi kartlarına. Takla attırmak derler. Borcu takla attırırlar. Türkiye'de tamamen şu anda ekonomisi o şekilde yapıyor. Takla attırıyor. Yani borcu başka bir yerden borç alarak kapatıyor. Ve üretim de olmadığı için o aldığımız borç dolar bazında daha da artıyor bu sefer. Bu sefer hiçbir şeyimiz olmuyor. Ne oluyoruz? Şu anda atıyorum net açık dediğimiz bir şey var mesela. Net açık dediğimiz nereden geldiği belli olmayan para demek. Yani bir Arap ülkelerinden bir para alınıyor. İşte o merkez bankası. Bunlar da kara kaşı kara gözümüz için vermiyorlar. Tabii ki de. Yani bunun karşılığında ne veriyorsun? Onların toprak almasına izin veriyorsun. Konut almasına izin veriyorsun. Bu konut mesela özellikle arazi alımı işi Araplara belki de 15 sene önce başladı aslında. Büyük parçalar 15 sene önce satıldı. Şimdi biz farkına varıyoruz mesela. Şimdi duyulmaya başlandı. Bu ihanet değil mi ya? Ya ben her zaman söylüyorum yani şimdi biz herhalde devleti insanımız sadece hükümet olarak algılıyor. Devleti oluşturan hükümet halk ve topraktır yani. Şimdi sen toprağını satarsan ha hükümetini satmışsın ha halkını satmışsın yani benim için bir farkı yok bunun. Ama buna rağmen 20-21 yıllık sonunda ortaya çıkan neden bu manzaraya rağmen hala millet dedi ki al bir 5 yıl daha yönet. Hemen söyleyeyim ben size. Şimdi bizim milletimiz doğruyu sevmez. Daha doğrusu duymak istediğini söylediğin zaman hoşuna gider. Bu doğru veya yanlış olması önemli değil burada. Duymak istediğini söylüyorsan sen ona, sen onun için her şeysin. Konu bu. Yani biz ona doğruyu söylüyoruz ama onu duymak istediği şey o değil. Duymak istediği şeyi söyleyenler kazanıyor zaten. Doğru veya yanlış önemli değil yani. Anladım. Sorun bu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Cümlemize inşallah. Geçiyor mu geçmiyor? Yani şöyle söyleyeyim. İnternette bir amca var. Bana ne abi artıyor yani. Bana ne diyor. Ben keyfime bakarım diyor. Bakın ben 4000 kilometre yol yaptım oy kullanmak için. İki kere gittim. Adana'ya gittim. Oy kullandım geldim. Bir daha gittim geldim. Benim çocuğum yok. Evli de değilim. Ben iyi söylüyorum. Bu ülkenin çocukları için oy kullandım. Geleceğimiz için. Evet.
Benim için değil yani. Şimdi çok enteresan. Güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Birilerinin hoşuna gitmeyecek şeyler de söylüyorsun. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman bize her türlü hakareti, her türlü tehdidi, iftirayı biliyorsunuz zaten siz de. Biz iktidarı eleştiriyoruz. Peki ya muhalefet? Ya muhalefet zaten gerçekten iktidar olmak istiyor muydu? Hayır, istemiyordu. Yani bu o kadar belli ki. Hiç hani diyorlar ya yani, AK Partililer kendilerine bu kadar faydası olmamıştır. Yani şaşırıp kalıyorsunuz yani. Ya muhalefetin zaten yıllardır hep bu ülkede muhalefet sorunu vardır. Muhalefetsizlik. Muhalefetsizlik hiçbir zaman iktidar olmak istememiştir. Yani. Hiçbir zaman. Çünkü herkes hani kaba bir tabi herkes yolunda. Muhalefet olmak da iyi demek ki onlara. Şimdi iktidar olup ne yapacak? Bu enkazı mı devralacak? Onun göz önüne alabilir mi? Yani anlayacağımız halk, millet öksüz kalmış. Öksüz. Ya belki de muhalefet şu var aslında, yok, bakın. Belki de şu var. Belki biz bundan hoşlanıyoruz yani. Belki böyle yani hakikaten isteyenler var böyle. Şimdi ben istemeyen taraf. İsteyen de var yani demek ki. Şimdi iki tarafı da düşünmek lazım. Aynı şey muhalefeti destekleyenler için de geçerli. Tabii ki de. Ben en çok mesela yobaz dediğimiz bir kavram var. Ben en çok şu solcu, Atatürkçü yobazlardan nefret ediyorum mesela. Sadece dinci değil, aynı zamanda Atatürkçü yobaz. Tabii ki de. Yani Atatürkçü olduğunu iddia ediyor. Ona çok tehlikeli. Bana göre. Çünkü hiçbir faydaları yok. Şimdi mesela biz zaman zaman soruyoruz AK Partililere, oy verdiğiniz için pişman oldunuz mu diye soruyoruz. Aldatıldıklarını söyleyen çok sayıda AK Partili denk geliyor. Muhalefet için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Aldatıldığını düşünüyor musun? Muhtemelen muhalefete oy verdin. Tabii yani mecburen ona verdim. Ben aslında mecburen verdim. Bizi alternatifsiz bıraktılar. Yani tabii ki de alternatifsiz bıraktılar yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben şu anda seçim olsa bir parti var, Halkın Kurtuluş Partisi diye, HKP. Ona veririm yani. Orada bir beyefendi var yani. Tip dediğiniz tip mesela artık magazin solcusu. Oldu değil mi? Magazine döndü. Magazin solcusu olmuş onun. Yani benim görüşüme göre o daha uygun oluyor da. Ama muhalefet onlar yapıyor mesela. Erkan Baş da iyi muhalefet yaptı ya. 3 kişiyle 4 kişiyle. Ya yaptı yani da. Yani iyi muhalefet ama yaptılar. Hakkını yemeyelim. Ya muhalefet yaptılar sadece hani. Bana gelmiyor onlar öyle. Gerçek bir sol gelmiyor yani. Anladım. Nasılsın, iyi misin abicim, iyi misin? Teşekkür ederim. Sağlığın, saatin, keyfin. İyi olmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi olmaya gayret ediyorsun. Ekonomik koşullar malum, biliyorsun. Bilmiyorum emekli misin, değil misin? Vallahi emekli olmasa bir şifa değil mi artık? Niye? Yani tabii ortalılar için durum fark etmiyor ama emekli ve çalışanlar için durum pek değişen bir şey yok. Yani hangi anlamda, iyi mi kötü mü, o anlamda mı? İyi mi değişiyor yoksa kötü anlamda mı değişmiyor bir şey, nasıl? Yani şu anda hiç açı bir durum yok. Yok. Öyle bir durum gözükmüyor. Neden? Para oldu pul. Para alım gücü kalmadı. Böyle olunca da tabii insanların geçim şartları zorlaştı. Yani bir maaşın meblası önemli değil. Önemli olan alınan maaşın veya gelirin aldığı ekonomi değerdir. Para neden pul oldu? 20-21 yıldır yöneten bir irade var ülkeyi, yönetiyor. Bir siyasetçi ve bir parti. Bunlar bunca zamanda bir sürü vergi topladılar. Evet. Bir sürü kaynak elde ettiler. Ne oldu da bu kaynaklar nereye gitti? Nereye kayboldu? Neden paramız pul oldu? Suçlusu kim? Bir cümle ben konu kapatmak istiyorum. Artık bu ülkede herkes susmayı öğrendi, biliyor musunuz? Bu ülkede herkes susmayı öğrendi. Ha, susalım diyorsun. Ama ne diyorlar? Sustukça sıra sana geliyor. Zaten sıra kalmadı ki artık. Herkes sırasını saldı zaten. Sende bir karam kalmadı yani. Yanlı gülüm keten elva diyorsun. Vallahi yapacak bir şey yok yani artık. Seçimi biz yapıyoruz. Neticede birileri başkasını getirip onu biz seçtik. Yani seçtiğimiz şeye katlamak zorundayız. Onu kabul edeceğiz ama şansımız yok yani. Koyduk mu demişlerdi yine? Vallahi o cümle ben kullanmayayım. Yok ya, söyle ya. Yok, o cümleyi ben kullanmayayım. Doğru, kime koydu? Doğru bir cümle değil. Öyle dediler. Nasıl çünkü, koydular? Yine mi koydular dediler? Yani özür dilerim. Koyulan da biziz, koyan da biziz. Neticede başka kimse bize koymuyor. Belki başkasına biz koymuyoruz. Hep halkın insanı çekiyor. Halkın insanı tarafa görüyor. İçeride çileyi çekiyor yani. Anladım. O anlamda bu cümleler hoş cümleler değil. Onu da söylemek istiyorum yani. Rica ederim, kolay gelsin çalışmalar. Sorayım sana. Valla ben ne söyleyeyim ya. Piyasaları görüyorsun işte. Görüyorsun yani. Peki kim bu hale getirdi bu piyasaları? Çok serbest bırakmaktan oldu bu. Bağlamak lazım. Yani. Evet yani. Çok fazla serbest bırakmayacaksın. İpin ucunu koy verdi mi gider. Yani sen asgari ücrete zam yap, arkadan zam gelsin. Şeye zam yap, arkadan zam gelsin. 3000 lira, 5000 lira birden fark koymuşlar her şeye. Öyle az bir şey de koymuyorlar yani. Başka da söyleyecek bir şey yok. Ama senin gibi konuşanlara diyorlar ki ya bir şükredin ya diyorlar. Nankör olmayın diyorlar ya. Şükretmiyor abi, musunuz? Şükrediyoruz abi. Elhamdülillah. Allah'a her zaman şükrediyoruz. Ama bu duruma da mı şükredelim? Neye şükredilir? Allah'a şükredilir. Ay, tamam. Verdiği Allah'a nimetlere şükredilir. Varlığa değil mi? Varlığa berekete şükredilir. Tabii. Yokluğa şükredilir mi? Şükredilmez. Yokluğa şükredilmez. Yani yokluk yok ama pahalılık var. Yani birdenbire uçurum. Seçimler yapıldı. Seçimlerden sonra yine devam etti. 20-21 yıl sonra dediler ki bu millet bir 5 yıl daha yönet dediler. Bir 5 yıl daha yönet. İnşallah daha kötü olmayız. Başka bir şey. Değişseydi şimdi ihtimaller üzerine, olmamış bir şey için konuşalım. Mevcut iktidar gitseydi
diyelim CHP ya da Fatih Masa gelseydi, evet. Kemal Kılıçdaroğlu gelseydi şimdi daha iyi olabilir miydi? Şey var, ilk önce piyasayı durduracaksın. İlk önce bir şeylere bir oran koyacaksın. Kiralara mesela bir %10, %15, %20 gibi bir oran koyacaksın. Ondan sonrasına bakacaksın. Yani başkası da gelse asgari ücreti bu şekilde yapacaktı. Yine fiyatlar çıkacaktı. O değiştirmezdi. Ama öbür tarafı ayarlayacaksın önce. Yani onu herkes, yani kim gelirse gelsin çıkarmak zorunda. Onu önce piyasayı yükseltmeyi durduracaksın. Faizi düşüreceksin gerekirse. Doların çıkmasını engelleyeceksin. Öyle. Marketlerin biraz önüne geçeceksin. Yani böyle olur, başka türlü olmaz. Teşekkür ederim. Ya şimdi asgari ücret olmuş ev kirası. Halk aç perişan. Ama millet dedi ki 20-21 yıl yönettin sen bu ülkeyi, yetmez bir 5 yıl daha yönetin. Ülke berbat. Millet aç. Sorumlusu kim? Suçlusu kim? Hükümettir. Yöneticiler, yönetenler. Emekli misin? Emekli değil ama emekliler çalışmak zorunda. Aç yani. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce bir halinizi hatırınıza sorayım. Teşekkürler. Nasıl gidiyor ekonomi, alışveriş, fiyatlar, zamlar? Çok pahalı. Neden pahalı? Yani her şey çok pahalı. Aldığım maaş bana yetmiyor. Yani kişi olarak, kendi birey olarak bana yetmiyor ki, evli olduğum için eve hiç yetmiyor. Aynen. İşiniz çalışıyor. Çalışıyor. Ona rağmen yetiştiremiyoruz. Ama nankör olmayın, şükredin diyorlar ya. Ya maaşlara zam yapıyor ama arkasının her şeye de zam yapıyor, yaptıkları için. Yetişemiyoruz yani. Kira mı aldın? Değil. Ama borcunu ödüyorum. Ha kira, ha borcunu ödemek bankaya değişen bir şey yok yani. Pahalı. Pahalı, neden evet. Bu kadar pahalı herhalde? Bilmem. Bilmiyorum. Dur ya, bir sorayım. Yok şimdi ya. Ben ekonomiden anlamam. Oy oynayacağız. Onların düğünü varsa bizim de cenazemiz var. Hani onlar pazar günü düğün yaptılar. Evet. Bizde cenazemiz var artık. Hani pazar günü onlar nasıl düğünümüz var diye meydanlarda oynadıysa, millet geçinemeyince, açlık sınırı, alım gücü olmayınca da cenazemiz olacak yani. Sizin cenazeniz. Ya genel olarak yani. Vallahi bilmiyorum. Önümüz karanlık. İşimiz de zor yani. Bir emekli maaşından ne kadar geçim olur? Kendimin olsa ne olacak? Dört duvarı yemiyoruz ki. Mecbur bir 3 kuruş paran olacak ki yiyeceğine. Ömrümüzde acaba yurt dışını gördük mü? Bursa'dan dışarısını gördük mü? Biz yaşayamayız. Bizim aldığımız anca boğazımıza. Sağa sola yok. Doldurdular Suriyelileri. Doldurdular. Şimdi bize bir şey yok. Sözde ev hanımlarına hani ikramiye veriyordu. Ne oldu? Suriyeliler kuyrukta. Bize yok. Biz yerlilere yok. Sağ olsun başımıza öyle bir bela koymuşlar. Ne çıkabiliyoruz ne kalabiliyoruz. Hayat diyorlar 2 kuruşluk. Ama içimizdeki yarayı bilmezler ki. Ellerinizden öper, 2 tane çocuğum var. Ama bir tane de yolda. Kiracıyız. İnancın olsun, aldığımız para 10 lira. Verdiğimiz kira 5000 lira. Hadi gel de geçelim bakayım. Elektrik, su, fatura, çocuk bakımı derken. Nasıl diyeyim? İçimizdeki yarayı kimse bilmez ki. Ya gündem çok karışık. Bir anda Sayın Erdoğan biliyorsunuz İskandinavya'da bu İsveç'in NATO şeyini onayladı gibi görünüyor. Alışık olduğumuz o dönüşlerinden biri. Muhtemelen Sayın Erdoğan onayladı gibi görünüyor ama bizim esas konumuz İsveç'in NATO'ya girip girmemesi, bizim onaylayıp onaylamamız değil. Ekonomi. Emeklilere işte zam yapıldı mı yapılmadı mı? Seyyane ne demekse artık bilmiyorum. Biliyor musun seyyane ne demek hocam? Yani sen alacak mısın ya da kim alacak bu? Yok. Ek zam mı? Belli mi? O da belli değil. Şimdi zam yok bir kere. Yani onu geçsinler. %25 zam yok. Neden? %25 zam olması için biliyorsunuz 7500 liralık şu andaki en düşük emekli maaşı refah payıyla, devletin hazineden yaptığı refah payıyla oluşan zamlar kök maaşa geldi. Bu ne demek? Kök maaşı 6000 lira ve altı olan emeklilere zam yok demek. Bir kuruş dahi. Bu ülkede de emeklilerin yanlış bilmiyorsam yaklaşık %70'i Bağkur ve eski sosyal sigortalar emeklilerinin yaklaşık %70'i 6000 ve altı zaten kök maaşları. Bir kere emekli maaşına zam gelmedi. En azından 4A 4B yani Bağkurlularla sigorta emeklilerine gelmedi. Memur emeklilerine geldi. Onu geçecekler. Yani bir kere zam gelmedi. Onu net söyleyelim. Yani belki %30'luk bir dilime gelmiştir. O da 100 lira, 200 lira. Şimdi seçimden hemen sonra AK Partililer sevindiler, bayram yaptılar ve dediler ki yine koyduk. Koyduk mu yine de? Şimdi soruyorum kim kime koydu? Vallahi onu söyleyenlere sormak lazım. Dediğin gibi kim kime neyi koydu? Gelinen nokta ortada. Yani seçimden önce verilen vaatlerle seçimden şu işte 28 Mayıs'tan iki oradan desen yaklaşık 1,5 aylık bir zaman dilimi geçti. 1,5 ayda geldiğimiz nokta ki bence bu zam yağmurunun başlangıcı, görünen köy kılavuz istemiyor. Yani bu bütçe açığının bu zamlar olmadan yani olan yine dal gelirliği olacak. Yani bu halkın yaklaşık 70-75 milyon insanına olacak. Ben o takdiri ona diyenlere bakıyorum. Çok antidemokratik bir ortamda hiç eşit
adaleti olmayan bir ortamda seçim gerçekleştirdi. İşte Güneydoğu'da yaşananları hepimiz basından takip ediyoruz. Toplu oylar, sandık müşahitlerinin sandıklardan uzaklaştırılması. Zaten farka da bakarsanız eğitim seviyesinin yüksek olduğu büyük şehirler, özellikle işte Ege, Marmara, Akdeniz'de değil, farkı yaratan İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz. Eğitim seviyesinin düşük olduğu yerlerde AK Parti'nin oyları yükseliyor demişti Taner Yıldız. Kesinlikle, kesinlikle. Biliyorsunuz kendileri söylüyorlar. Biz bu halkın, bunu da söyleyen maalesef ben bir üniversite mezunu olarak bu lafı duyduğumdan dolayı çok müteessirim. Eğer YÖK'e üye atanıp, atanmış bir profesör çıkıp... Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin firasetine güveniyorum bu ülkede. Biz bu cahil halkın ferasetine güveniyoruz diyorsa, cehaleti bu kadar yağlayıp parlatıyorsa ben onun profesörlüğüne de acırım, bakış açısına da. Yani bir profesörün en son söyleyeceği şey toplumun cahil kalmasını istemektir. Niye o profesör, niye üniversitelerde insanları cehaletten kurtarsın diye. Ama maalesef işte AK Parti'nin bugüne kadar bu kötü yönetime rağmen hala iktidar olmasının nedeni de bu cahil halk. Hani belki şeye kızmışlardı zamanında. Aysun Kayacı'ya, dağdaki çobanla ben şunu yaşadık, referandum. Gerçi orada nasıl kazanıldığı belli. 2 milyon geçersiz oy sağ olsun YSK geçerli saydı. Yani hukukla yakından alakası yok. Şu var, o gün oy kullanan insanların ben eminim ki %80'i neyi oyladıklarını, yani kuvvetler ayrılığı nedir, neyi oyladıklarını bilmeden sanki bir genel seçimde oy kullanıyormuş gibi AK Parti'yi destekliyorsa, AK Parti ne diyorsa onu ayarttı. Umudum var mı abicim son olarak? Kesinlikle yok abim. Neden yok? Bakın işte görünen köy. Yani eğer çok çok olağanüstü bir durum olmazsa, şimdi bunlar 5 yıl daha başımızda ve şu icraatlarından görüyoruz ki mevcut bugüne kadarki politikalarını her konuda, eğitim, sağlık, ekonomi, en kötüsü de ben şuna karşıyım. Laikliği askıya almaya çalışıyorlar. İşte en son TÜGVA başta olmak üzere İHH birkaç derneğin geçenlerde göya Balıkesir'de bir dernek üzerinden yaptıkları şunun altyapısını yavaş yavaş oluşturuyorlar. Festivallerin yasaklanması, duymuşsunuzdur. Yani istiyorlar ki insanlar, gençler eğlenmesin, düşünmesin, konuşmasın. Aldıkları 3 kuruşa bütün insanlar şükretsin. Ya tamam, şükredelim de beraber şükredelim. Sen bunu bana söylerken, benim cebimdeki paraya el atarken sen kendi harcamalarını kısmıyorsan, itibardan tasarruf olmaz diyorsan, yani kusura bakma da ben bu kafayı şeyle Türkiye'nin geri... Yani ben şunu söylüyorum çocuklarıma, o yüzden kesinlikle ve kesinlikle ben kendim bir hukukçuyum, emekli avukatım. Ama kesinlikle onları hukuk fakültesini yazdırtmadım. İkisi de mühendis. Neden? Çünkü global olsun, evrensel olsun yaptıkları meslekler yarın öbür gün Türkiye dışında da iş bulup çalışabilsinler. Ben geleceğimizi bu ile giderse, ki umarım yanılırım, hiç istemem. Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz ama bugünlerimizi arayacağımızı düşünüyorum. Zam yapıldı ama bazılarına yapılmadı gibi bir durum var. Sen zam alabilecek misin? Ne kadar emekli maaşı alıyorsun? 7500 emekli maaşı alıyorum. Senin üzerine zam gelecek mi? Bilgin var mı? %25 ekme yaptılar ya. Yapılacak mı? Yaptık dedi ya %25. Nasıl geçinebiliyor musun? İdare etmemek mi? İdare edeceğiz. İdare etmeye çalışıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz. Tamam, hepimiz idare etmeye çalışıyoruz, evet. Da rahat rahat ay sonunu düşünmeden geçinemiyoruz. Rahat geçinemiyoruz. Neden? Neden? Tabii diğerleri pahalı, bizim aldığımız maaş yetersiz kalıyor biraz. Neden onda bu hayat pahalılığı var? Sorumlusu kim? Sorumlusu bazen bilmeyenler. Bilmeyenler büyük bir şeyler yani. Kim bilmeyenler? Bilmeyenler büyük bir marketler mi? Marketler mi diyelim? Bayağı büyük kişiler mi diyelim? Büyük zenginler mi diyelim? Artık nasıl diyelim onu? Bütün hayat pahalılığının sorumlusu onlar mı? Ya sorumlusu tabii haliden öyle bir büyük bir şeyle firmalar. Fazla yansıyan yapıyor bu işleri. Peki bizi yöneten siyasetçiler var biliyorsun. Seçimde gidiyoruz, oy kullanıyoruz. Diyoruz, evet, ki bizi refaha kavuşturun, bizi huzura kavuşturun diye oy veriyoruz siyasetçilere. Evet. Onların hiç kabahati yok mu? Onların da... Yani o içinde kabahat olanlar var, onlar yok değil. Aha. Mesela kim onlar? Bunları ben içinde ben seçemem bunları. Sen yani oy verdin değil mi? Oy vermez miyim? Verdim. Kime verdin? Ben AK Parti'ye verdim. AK Parti. Evet. Peki AK Parti'den memnun musun? AK Parti'den ben memnunum. Ama bu hayat pahalılığını durduramıyor. Neden? AK Parti Diyekman'ın bunu AK Parti yapmıyor ki. Kim yapıyor? Bunu dışarıdan dediğim bazen... Dış güçler. Dış güçler yapıyor. İç güçler de aynı. İç güçler ve dış güçler. İç güçler, dış güçler. Evet. Peki bu iç ve dış güçlere AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı, dünya lideri Erdoğan, evet, biliyorsun. Evet. Bunlara herhangi bir şey yapamıyor mu? Gücü yetmiyor mu? Ya komplesinde... Gitmesi lazım değil mi? Dünya lideri. Dünyada komplesinde tabii benim gücüm yetiyor zaten. Hepsine şamaratmasına gerek yok. Ama dünya lideri ise bunu yapması lazım. Yapamaz onu. Niye yapamıyor? O zaman sandığımız kadar güçlü değil. Hepsi, ya sandığımız kadar güçlü.
Ya biz hepimize şamaratamaz canım. Her gibi yok ya, şamaratmak derken tabiri caizse. Evet, yani, tabii. Amiyane evet. Tabirle söylüyoruz. Evet, yani şey, müdahale edemiyor. Edemiyor mu? Beş inik bu pazar uğradım. Patatesin kilosu 20 lira. Şurada patatesin kilosu, soğanın kilosu 10 lira. Değişik. Burada işte serbest piyasa var. Burada şurada suda market var, A101. Soğanın kilosu 16 lira, patatesin kilosu 16 lira. Arada farka bak. Soğanda 6 lira fark var, patateste bu da düşüklük var. Ya şimdi bunu bir yerde bir zam olduğu zaman hemen evde ona yüklemeyelim bunu. Kime yükleyeceğiz? Onlara yükleyeceğiz, pazarcılara. Pazarcılara yüklemeyi lazım. Ama onlar da bazen üretiyorlar. Bazen bak, niye masrafları? Belediyelerin de takip etmesi lazım, yönetmesi lazım. Tabii belediyeler geliyor bu işte. Zabıtalar, bunlara. Şimdi pazarcının da, üreticinin de bir maliyeti var. Bunun da maliyeti kar var. Kar da yapacak değil mi? Tabii, bunun da kar yapacak haliden. Mesela? Yerde bir şey verirse burada da edecek. Mesela Türk lirası var, biliyorsun değil mi? Senin cebinde var değil mi Türk lirası? Milli paramız. Ya, mutlaka. Bu değer kaybetti bütün dünyadaki diğer paralar karşısında. Bunun sorumlusu kim? Ben bu iş ekonomimizden pek anlamam bu şeyden ya, bu şeyden. Bir ondan anlama. Erdoğan'ın suçu yok. Erdoğan ne suçu olsun? Erdoğan adam gibi adam. Erdoğan ölürse ne olacak? Erdoğan ölürse bir Erdoğan'ımız daha gelir. Gelir mi diyorsun? Evet. Ha, Erdoğan yeni Erdoğan. Evet, yeni bir Erdoğan gelir. Nereden? Toto'dan mı çıkıyor? Toto'dan çıkmaz. Allah gönderir onu. Ya Allah karışıyor mu bu işlere? Ya Allah ne kadar Allah diyen adamı şeddarda kalmaz. Yani bütün alemleri, evreni yöneten Allah, Erdoğan öldükten sonra yeni bir Erdoğan gelir. Türkiye'yi yöneten de Erdoğan. Türkiye'yi yöneten de. Dünya lideri. Dünya lideri. Hadi iyi günler.